Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Öncelikle bir bunu teyit edeyim ben. Sesim düzgün olabilir mi? Tamamdır. Süper. Tamamdır. Süper. Sunucular bugün aslında Emre ve diğerleri bugün yoğun oldukları için aslında sunumu tek başıma yapacağım. Dolayısıyla önden çok kısa bir giriş yapıp sonra hızlıca konuya gireceğim ki zaten konu biraz uzun ve karışık. O yüzden çok da vaktinizi almak istemiyorum böyle hoş geldin değişikliğin sohbetleriyle. Bugün GoRoutine ve GoSchedule konularından bahsedeceğim önümüzdeki bir saat boyunca. Ve bu konular hakkında işte bildiğim, öğrendiğim, işte sağdan soldan topladığım bilgileri derleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Anlaşılabilir bir dille. Sunuma geçmeden hızlıca ben kendimden bahsedecek olursam, ismim Mehmet Cantaş. Hepsi burada şirketinde Software Developer olarak çalışıyorum. Golang ya da .NET ile alakalı. Aklınıza bir şey takılırsa, konuşmak isterseniz ya da sadece tanışmak isterseniz aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Bugün ajandasına bakacak olursak aslında temellerden başlayacağız. Temel dediğim burada aslında iki kavram sadece. Konkürensi ve paralelizm. Bunun sonrasında da thread nedir? Bundan bahsedeceğiz. Thread'den bahsetme sebebimiz aslında neden bir GoRoutine gibi bir yapıya neden ihtiyaç duyduk? Bunu anlamak için biraz threadlerden bahsedeceğiz. GoRoutine'in stack implementasyonundan bahsedeceğiz. Yani GoRoutine'ler kendi boyutlarını nasıl küçültüp büyütüyor veya bu işlemleri runtime anda nasıl yapıyor bunlardan bahsettikten sonra aslında sunumun daha büyük kısmını kaplayan Go Scheduler nedir ve bizim GoRoutine'lerimizi nasıl schedule ediyor konusundan bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Seste sekme var mı demiş Selahattin. Bu sorunu yaşayan var mı acaba başka? Sanırım yok. Devam ediyorum ben. Concurrency nedir? Aslında concurrency dediğimiz şey şu an herhangi birine sorduğunuzda ya da internetten bir arama yaptığınızda birden fazla işle aynı anda ilgilenebilme, birden fazla işi sanki aynı anda yapıyormuş hissiyatı verebilme gibi tanımlara ya da açıklamalara denk gelebilirsiniz. Aslında burada iki yönlü inceleyebiliriz bunu. Bir teknik anlamda, bir günlük hayat örneği olarak. Teknik olarak karşılığı şu. İşlemciler sizin uygulamalarınızın içerisinde bulunan farklı fonksiyonları ve farklı süreçleri çalıştırmak için gerekli donanımsal koşullara ihtiyaç duyar. Bu nedir? İşte aynı anda gerçekleştirebilmek için bir işlemi birden fazla işlemci çekirdeğine ya da işlemciye sahip olmanız gerekir. Bunun olmadığı durumda ya da yetersiz kaldığı durumda işlemciler sizin çalışan o fonksiyonlarınızı ya da metotlarınızı çalıştıran ve bunların bazı instructionlarla beraber içerisinde barındıran thread dediğimiz yapılar arasında geçiş yaparak concurrency'yi sağlamaktadır. Yani nedir? Kısaca bir örnek vermek gerekirse bir işlemci düşünün. Bir proses var ki proses dediğimiz şey de bu kavramı da açıklayacak olursak sizin uygulamanızın çalışan hali, memory'ye yüklenmiş hali aslında. Bu proses içerisinde birden fazla thread barındırabilir. Thread dediğimiz şey daha az önce bahsettik. Sizin çalışan aslında metotlarınız ve bu metotların çalışması için gerekli direktifleri içeren yapı. Sırayla bu işlemci üzerinde çalışmak için belli bir sıraya girerler. İşlemci üzerinde çalışırken örneğin bir network I/O ya da bir file işlemi yapmak istediklerinde işlemci der ki okey senin ben şu anki state'ini kaydediyorum. Yani şu an olduğun durumu kaydediyorum. Sen bir köşede işlemini yap. O sırada ben sırada bekleyen diğer thread'leri çalıştırayım. Bu diğer thread'ler çalışırken işlemi biten thread yani bloklanmış olan thread
unblock yani runnable aslında çalıştırılabilir duruma geçtiğinde sıranın en sonuna geçer. Sırası tekrar geldiğinde de o kaydedilen durumu tekrar yüklenerek yani restore edilerek çalıştırılır ve kaldığı yerden devam ettirilir. Aslında bu işlem context switch için en basit tanımı. Concurrency de bu context switch dediğimiz işlem sayesinde gerçekleşen bir olay diyebiliriz aslında. Günlük hayat örneği olaraksa aslında hepinizin yaptığı bir şirkette çalışırken ne yapıyorsunuz? Bir sprint kartı aldınız. Bu sprint kartı için farklı bir branch açıyorsunuz. Bu branchte çalışırken örneğin production'da bir hata çıktı ya da QA'de bir hata çıktı. Ne yapıyorsunuz? O branch'in kodlarını commitliyorsunuz. O anki durumunu kaydediyorsunuz. Farklı branch'e geçiyorsunuz. Oradaki işlem bittikten sonra tekrar branch'inize dönüp kaldığı yerden kodunuz artık projeniz neyse oradan devam ediyorsunuz. Aslında günlük hayat örneği olarak da buradan bağdaştırabilirsiniz. Görsel olarak da böyle bir şeye benziyor. Şu iki thread arasında şöyle yaparsak şu iki thread arasında CPU sürekli bir buna geçip sırasıyla bu threadleri çalıştırıyor diyebiliriz. Bir de paralelizm var. Paralelizm aslında birden fazla işin aynı anda gerçekleştirilmesi. Nedir? Araba sürerken müzik dinlemek, oyun oynarken arkadaşlarınızla konuşmak, en basitinden yürürken telefonla konuşmak ya da şu an benim yaptığım gibi konuşurken elinizi kolunuzu oynatmak da aslında paralel bir işlem olarak örneklendirilebilir. Tabii ki bu paralelizm için belli başlı koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Nedir? Ya birden fazla işlemcili bir mimari, bir ya da makine diyelim, olması gerekiyor. Ya da bir işlemci üzerinde birden fazla işlemci çekirdeği olması gerekiyor. Yani tek çekirdekli, tek işlemcili bir mimaride paralelizm olmaz. Paralelizmi görsel olarak betimleyecek olursak da aşağı yukarı buna benziyor. Burada CPU yazıyor ama siz buna CPU çekirdeği olarak da bakabilirsiniz. Günün sonunda ama iki thread'in aynı anda çalışması anlamına geldiğini bilmeniz yeterli. Bir de paralel concurrent execution dediğimiz bir olay var. O da şu, iki farklı CPU çekirdeğinde 4 thread çalıştığını düşünün. Yine aynı şekilde 4 thread iki çekirdekte aynı anda çalışamayacağı için thread 1 ve thread 3 aynı anda çalışabilir, thread 2, thread 4 aynı anda çalışabilir ya da farklı eşleşmelerler aynı anda çalışabilir ama 4'ü birden aynı anda çalışamaz. Çünkü bunu sağlayacak bir donanımsal altyapımız yok ama bu threadler arasında da geçiş yaparak thread 1 ve thread 2 ve aynı zamanda thread 3 ve thread 4 arasında geçiş yaparak birden fazla thread'i çalıştırabilir. Bu da paralel concurrent execution'a bir görsel örnek olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aslında concurrency sizin kodunuzu daha hızlı yapmıyor. Yani şöyle, tabii ki de senkron bir endpoint'i alıp asenkrona çevirdiğinizde belli bir hızlanma yaşarsınız. Ama asıl kodunuzu hızlandıran şey paralelizmdir. Çünkü iki işi aynı anda yapmakla işler arasında geçiş yapmak arasında tabii ki de zamansal bir fark var. Burada Rob Pike'ın bir sözünü alıntılayacak olursak, concurrency sizin projenizin tasarımıyla yazdığınız kodlarla ilgiliyken, paralelizm sizin uygulamanızın sadece çalışma anında kazandığı bir özellik. Bu cümleleri de aslında Concurrency in Go kitabından almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Sanırım durumu en iyi anlatan cümle bu diyebilirim. Şimdi temelleri gördük. Az buçuk bir en azından ya da hafızaları tazeledik diyelim. Thread nedir? Az önce de anlattık. Thread sizin uygulamanızın runtime anında çalıştırıcıları diyebiliriz. Sizin kodlarınızı, metotlarınızı çalıştıran ve bu metotları çalışırken içerisinde belli başlı direktifleri de barındıran yapılardır. İşletim sistemi schedulerı tarafından yönetilirler. Windows'ta hiçbir ayar yapmazsanız varsayılan thread boyutu 1 MB. Linux'ta ise
mimariye göre değişmekle beraber, pardon, Unix'te, Unix sistemlerde 2-8 MB arası değişkenlik gösteren bir boyuta sahiptir, stack boyutuna sahiptir. Az önce de bahsettik, bir proses birden fazla thread'e sahip olabilir. İki farklı thread tipi var. Birisi user thread, birisi kernel thread. İşletim sistemi scheduler'ı sadece kernel thread'leri bilebilir. User thread'lerden bir haberdir. User thread dediğimiz şey de bizim programlama dillerimiz, yazdığımız dil tarafından oluşturulan ve kernel thread'lere bağlanarak çalışan thread'lerdir. İşletim sistemi scheduler'ı user thread'leri bu şekilde schedule eder. Aşağıdaki linkte ben bu konu hakkında çok daha detaylı bir yazı yazdım. Yani en azından bence detaylı bir yazı yazdım. Thread konusunda biraz merakınız varsa veya merakınız oluştuysa şu an oraya bakabilirsiniz. Burada context switch dediğimiz, başta anlattığımız yapıda bir kontekstten bir kontekste geçiş aşamasında, işte bir threadden bir thread'e, thread'in kaydedilen bilgileri bunlar, işte 16 adet purpose register, program counter, stack pointer vesaire vesaire gibi bir ton bilgi bu context switch esnasında kaydedilip restore edilmekte diyebiliriz. Bu da tabii belli bir overhead'i beraberinde, yani belli bir maliyeti beraberinde getirmekte. Goroutine'lere dönüp baktığımızda, ki asıl konularımızdan birisi buydu, çoğu makalede lightweight thread olarak geçerler. İşletim sistemi threadlerinden daha ucuzlardır. Bunun sebebi de goroutine'lerin stack boyutları threadlere göre çok çok daha düşüktür. Bu boyut Go 1.2'de 4 kilobayt, 1.4'de 8 kilobayt. Şu an goroutine'lerin başlangıç boyutları 2 kilobayttır. Go runtime tarafından yönetilirler. Yani bir nevi aslında user thread olarak da nitelendirebilirsiniz bunları. Kendi stack boyutu ve context switch esnasında sadece 3 adet instruction kaydedip tekrar yüklemesinden dolayı çok daha maliyetsiz, en azından thread'e göre daha maliyetsiz context switch imkanı sunar. Birbirleri arasında channel dediğimiz yapılarla haberleşirler. Channel dediğimiz şeyi de burada çok ufak bir cümleyle açıklayacak olursak, bir tüp düşünün. Tüpün bir tarafından bir goroutine mesaj atıyor, diğer tarafından diğer goroutine mesajı alıp okuyor. Aslında en basit tabiriyle bu, ama eğer ki channel'ları daha da böyle detaylı öğrenmek istiyorsanız, yine Go Türkiye'de, Gofurcon'daydı sanırım, Erhan Yakut'un bir sunumu var. Channel Use Cases isminde. Onu öneririm. Bayağı iyi bilgiler veriyor Erhan abi. Onu izleyebilirsiniz. Burada önemli bilgilerden birisi, goroutine'ler kendi boyutlarını, kendi stack boyutlarını runtime anında dinamik olarak büyütebilir ve küçültebilirler. Bunu nasıl yaptıklarına bakacağız. Ama böyle bir özelliği olduğunu da şimdilik bilmemiz yeterli. Şimdi goroutine varsa thread yok mu demek? Hayır, var. Goroutine'ler işletim sistemi threadleri üzerinde çalışır. Bu işletim sistemi thread'i dediğimiz şey kernel threadler aslında. Goroutine'ler kernel threadler üzerinde çalışır. Zaten scheduler'ın olma amacı da bu. Ki oraya da geleceğiz. Bir Go projesinde ya da bir Go kodunda fonksiyonunuzu bir goroutine çevirmek için fonksiyonunuzun önüne Go keyword'ünü yazmanız yeterli. Goroutine'ler zaten sizin fonksiyonlarınızın çalışan halleri diyebiliriz. Her Go projesi en az bir goroutine sahiptir. Ki bu da main goroutine. C# ya da Java yazan varsa main thread gibi düşünün bunu. Burada şöyle bir şey var. Context switch esnasında goroutine sayısı önemsizdir. Sadece çalıştırılabilir, yani runnable durumdaki goroutine'lerin sayısı önemlidir. Bloklanmış goroutine'ler context switch esnasında bu işlem için değerlendirilmezler. Günün sonunda tüm bu bilgileri topladığınızda aslında ortalama bir laptopta milyonlarca goroutine oluşturabilirsiniz.
Go'nun kaynak koduna baktığımız zaman Goroutine G isimli bir struct ile temsil edilmektedir. Bu struct içerisinde buradaki M harfi Goroutine'in üzerinde çalıştığı işletim sistemi thread'ini temsil etmektedir. Burada diğer bir ton bilgiyi de içerisinde barındırır. Mesela atomic status dediği şey özellikle garbage collector çalışırken ya da scheduling işlemler gerçekleşirken Goroutine'in değişen state'ini tutmak için işte atıyorum garbage collector eğer o an çalışıyorsa işte gescan waiting moduna geçer. Sonra biterse başka bir moda geçer gibi. İşte bir channel'da bloklandı mı? Hangi channel'da bloklandı? Vesaire gibi. Ne zamandır duruyor? Ne zamandır çalışıyor? Gibi bir ton bilgi içerisinde barındıran bir struct aslında günün sonunda. Şimdi örnek olarak şu kodu inceleyecek olursak aslında az önce dediğimiz mantık bir fonksiyonun önüne go keyword'ü eklerseniz o artık bir goroutine dönüşür. Farklı bir goroutine üzerinde çalışır. Burada anonim bir fonksiyonun önüne yazdığımız için aslında bu bir anonim goroutine olarak nitelendirilir. Fakat burada aslında sizin ilk başta düşündüğünüz veya işte Go'ya yeni başlıyorsanız diyeyim, belki de burada çok ustaları da var elbette ama Go'ya yeni başladığınızı düşünerek anlatıyorum. Az önceki kodun sıfırdan ona kadar sıralı bir şekilde yazdıracağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır, yazdırmıyor. Bunun sebebi de şu. Go scheduler kooperatif bir scheduler'dır. Yani aslında her bir Go rutine çalışması için eşit bir zaman tanır. Ve hangi Go rutini ne zaman schedule edeceğini sadece scheduler bilir. Eğer bir zorlama durumu yoksa. Bunun çözümü olarak burada gördüğünüz gibi çıktısı sürekli değişken. Bu kodu her seferinde çalıştırdığınızda bu sıra her zaman değişir. Dolayısıyla siz bu goroutinelerinizi eğer belli bir sıraya sokmak istiyorsanız da sync paketinin altındaki wait grubu kullanabilirsiniz. Ne yapıyor wait grup? Wait grubu aslında thread safe bir counter günün sonunda en basit haliyle. Buradaki vg.at metoduyla eklediğiniz 10 şunu belirtiyor. Aslında ben bir 10 adet goroutine çalıştıracağım demek. Vg.done metodu ise bu 10 değerini -1 güncelleyerek 0'a kadar çekmenize yarayan metot. Vg wait ise bu 10 değerinin 0'a inene kadar beklemesini belirtiyor aslında diyebiliriz. Günün sonunda bu kodu gidip çalıştırdığımızda göreceğiniz sonuç her zaman 0'dan 9'a kadar olacaktır. Ve her zaman aynı kalacaktır. Değişmeyecektir. Şimdi örnek kodu gördük. Goroutine'ler hakkında temel bilgileri edindik. Şimdi biraz daha artık bu sunumun gerçek amacı olan detay kısımlara inme vakti. Goroutine'in stack implementasyonu. İlk başta Golang ilk yazıldığında aslında Goroutine'lerin stack implementasyonu split stack adını verdiğimiz bir implementasyon türüydü. En basit tabirle split stack eğer sizin fonksiyonunuz, daha doğrusu Goroutine'in stack'i o an daha fazla bir allocation'a ihtiyaç duyuyorsa yeni bir stack segment yaratılır. Tüm stack pointer'ı ve limit'i yeni yaratılan stack segment'e taşınır ve fonksiyonunuz da oraya kaydırılır. Günün sonunda bu implementasyonla yine 1 milyon goroutine yaratabiliyordunuz. Yine 32 bit mimarilerde çalışabiliyordunuz. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyordu. Normal fonksiyon çağrıları 2 nanosaniye sürerken split stack 60 nanosaniye sürüyordu. Çünkü bu split stack implementasyonunda yeni bir stack segment allocation'ı elbette bir maliyet yaratıyordu. Ve şöyle durumlar oluşuyordu. Production'da bir çalışan uygulamamız var. Bu uygulamanızda siz gidip bir satır eklediniz, bir işlem daha yaptınız ya da bir bug çözdünüz
ve tekrar işte production'a çıktınız. Aynı performansı yakalayamıyordunuz. Daha yavaş çalışabiliyordu. Bunun sebebi de aslında o fonksiyon Split Stack yol açmıyorken sizin yaptığınız yeni bir geliştirme Split Stack olmasına yol açıyordu. Ve bu durumda da çalışan fonksiyonunuz artık daha yavaş çalışıyordu. Ve günün sonunda da aslında stabil olmayan bir performans elde etmiş oluyordunuz. Görselle anlatacak olursak, örneğin bir main fonksiyonunuz var burada. Burada da stack pointer'ınız ve limit'iniz de bu stack segmentin sonunda. Bir fonksiyon daha çağırdınız. Sıkıntı yok. Hala bu segmente sığıyor. Bir fonksiyon daha çağırdığınızda limiti aştığı için artık yeni bir stack segment allocate ediliyor. Stack pointer yeni yaratılan stack'te fonksiyonun sonuna getiriliyor ve limit artık yeni stack segmentin sonu olarak işaretleniyor. Burada sıkıntı şu. For döngüsü gibi döngülerde sürekli işte yeni bir stack segment yarat, sonra bunu işte tekrar bırak, al bırak, al bırak, yarat bırak. Çok fazla overhead'e yol açıyordu. Ve bugünün sonunda gerçekten ciddi performans kayıplarına da yol açabiliyordu. Bununla alakalı buradaki Google dokümanına bakıp inceleyebilirsiniz isterseniz daha detaylı bir şekilde. Ama hani Split problemi buydu. Bir diğer seçenek Growable Stack adını verdiğimiz implementasyon. Bu implementasyonda diğerine nazaran şöyle bir olay yaşanıyor. Eğer fonksiyonunuzun stack'i daha fazla allocation'a ihtiyaç duyuyorsa o anki stack iki katına çıkarılıp tüm fonksiyon eski stack'te bulunan tüm bilgiler yenisine taşınıyor ve eskisi release ediliyor. Bakın siliniyor demiyorum. Release ediliyor diyorum. Yani serbest bırakılıyor. Bunun sebebi ne? Bir, farklı bir goroutine o an o kadarlık bir siteye ihtiyaç duyabilir. Yani 2 kilobaytlık bir site mesela örneğin. 2 kilobaytlık siteyi alıp kullanabilir. Ya da az önce şimdi birazdan bahsedeceğimiz büyüme işleminin ardından küçülme işleminde tekrar kullanılabilir. Bundan dolayı eski site silinmiyor arkadaşlar. Allocate edilmiş stekler silinmiyor. Görsel olarak incelediğimizde az önceki senaryonun aynısı. Main fonksiyonunuz var. Bir fonksiyon daha çağırdınız. Ve günün sonunda burada some another func dediğimiz fonksiyon limiti aştı. Bu durumda tüm stack yeni allocate edilmiş ve boyutu 2 ile çarp 2'ye katlanmış olan yeni stack sayfasına taşınıyor. Ve artık işlemlerini orada devam ediyor. Buradan da daha fazla stack'in gerekirse yine 2 ile çarpılıyor. Yine 2 ile çarpılıyor. Ve 2 ile çarpıla çarpıla büyüyor. Tabii belli bir yere kadar büyüyor. Hani kafasına göre de büyüyemez. Goroutine'ler kendi stack boyutlarını 64 bit işlemcilerde 1 GB'a kadar 232 bit işlemcilerde 250 MB'a kadar büyütebilir. Maksimum limit budur. Bu limit aşılırsa runtime.abort metodu çağrılır ve goroutine sonlandırılır ve size işte goroutine stack size exceeded işte 1 GB ya da 250 MB gibi bir hata döner. Burada Goroutine'in daha fazla siteye ihtiyaç olduğunu şu şekilde anlıyor. Eğer bir goroutine daha fazla siteye ihtiyaç duyuyorsa bu durumda runtime.more stack metodu çağrılıyor ve yeni bir stack page allocate ediliyor. Bu allocate edilmiş stack page az önce dediğim gibi goroutine'in o anki siteyinin iki katı oluyor. Tüm her şey yeni site kopyalanıyor. Eskisi de release ediliyor. Burada birkaç tane
farklı durum söz konusu. Bir, eğer Goroutine bir sistem call yapıyorsa, yani bir network I/O ya da file I/O işlemi yapıyorsa örneğin, siteyi kopyalanamaz. İki, eğer Goroutine asenkron bir save point'teyse, yani garbage collector çalışıyorsa şayet örneğin, yine site kopyalanamaz. Aynı zamanda eğer bir Goroutine bir channel'da park durumundaysa, yani waiting durumundaysa bir channel üzerinde, boyutu küçültülemez. Bunun haricinde diğer tüm senaryolarda büyütme ve küçültme işlemleri gerçekleşebilir. Tabii runtime anında bu Goroutine'lerin stack sayısı dediğim gibi 2 ile çarpılarak büyüyor. İşte 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye devam ediyor. Küçülürken de yine 2'ye bölünerek küçülüyor ve eski kullandığı stackler tekrar reuse ediliyor. Aslında buna Goroutine Recycling de deniyor. Eski kullanılan stackleri tekrar kullandığı için allocation konusunda da size oldukça optimal bir çözüm sağlamış oluyor. Buna da yine Go'nun runtime paketi altındaki proc.go dosyasından ulaşabilirsiniz. Geldik Go Scheduler'a. Şimdi bu asıl vakit kaplayan kısım. Go Scheduler, çoğu makalede GMP Scheduler olarak da geçen Scheduler'dır. Go Runtime'a özeldir. Ve Go Runtime'a özel olduğu için de user seviyesinde çalışır. Yani kernel'ın üzerinde çalışır. Buradaki GMP harfleri, yani GMP harfleri G Goroutine, M işletim sistemi thread'i, P de prosesörü temsil eder. Prosesör burada Go kodunu çalıştırmak için ihtiyaç duyulacak bilgileri tutan yapı olarak şimdilik düşünebilirsiniz. Go Scheduler aynı zamanda her bir Goroutine için bir thread ayağa kaldırmaz. Öyle durumda zaten niye o zaman Goroutine'lerin boyutunun 2 kilobayt olduğunu konuşuyorduk ya da neden bir Goroutine'e ihtiyaç duyduk ki direkt işletim sistemi threadlerini kullanabilirdik. Yani one to one bir ilişki yok. Burada end to end thread modeling dediğimiz yapı kullanılıyor. O da şu. İşte m tane Goroutine n tane thread üzerinde çalışabilir. Yani bu thread üzerinde işte 3 tane Goroutine, bunda 5 tane Goroutine, bunda 10 tane gibi birden fazla Goroutine, birden fazla thread üzerinde çalışabilir. Günün sonunda Scheduler'ın görevi çalıştırılmaya hazır goroutine'leri threadler üzerinde çalıştırmaktır. Kernel threadler üzerinde çalıştırmak daha doğrusu. Bir işletim sistemi thread'i mutlaka bir prosesöre bağlı olmak zorundadır. Aksi halde Go kodlarımızı çalıştıramaz. Yani goroutine'ler o thread üzerinde çalışamaz. Az önce de anlatmıştık. Go Scheduler, Go Runtime'ın bir parçası. Dolayısıyla Go Scheduler user seviyesinde çalışan yapılardır ya da yapıdır diyelim. Bir Go programının yani aslında Go Scheduler'ın bu scheduling kararlarını verebilmesi için dört olayın gerçekleşmesi, dört olaydan birinin gerçekleşmesi gerekiyor. Bir, tabii ki Go keyword'ünün kullanımı. İki, garbage collection ya da garbage collector'ın çalışması. 3. Sistem kollar. Az önce dediğimiz network I/O, file I/O gibi. 4. Synchronization ve orchestration dediğimiz aslında channel, mutex ve benzeri yapıların kullanımı. Bu durumda Go Scheduler bu scheduling kararlarını verebiliyor. Peki nasıl verebiliyor? Veya ne yapıyor verirken? Biraz artık bunlara geçelim. Yani şu kod herhalde işte herhangi bir Go öğrenen insanın yazdığı ilk kod falan olabilir. Peki bu durumda Go Scheduler nasıl hareket ediyor bu kodda? Şimdi bunu biraz inceleyecek olursak. Aslında olay şu. Runtime bir prosesör yaratıyor. Burada P işte aslında. P dediğimiz şey. Scheduler initialize oluyor. Ve bir işletim sistemi thread yaratıyor.
Bu işletim sistemi thread'i yaratıldığında runtime.main metodu çağrılıyor. Ki bu da main.main'i çağırıyor. Yani bizim main fonksiyonumuz aslında. O da bir goroutine oluşturuyor. Ki bu da main goroutine. Ve p'nin local queue'sunu ekliyor. Ki bunu da geleceğiz zaten. Bunu detaylı anlatacağım. Local queue'nun ne olduğuna ya da ne işe yaradığına. Ama şimdilik p'nin içerisinde bir goroutine sırası var. Ve main goroutine oraya pushlanıyor olarak düşün. İşletim sistemi thread'imiz prosesöre bağlanıyor. Ve p'nin içerisindeki bu goroutine'i çalıştırmak için gerekli bilgileri alıyor. Goroutine işletim sistemi thread'ine bağlanıyor. İşlemini gerçekleştiriyor. Ve burada artık runtime.exit dedikten sonra işte defer, panic vesaire varsa bunları çalıştırıyor. İşte main.main exit oluyor. Goroutine sonlanıyor. Ve artık en son runtime.exit diyerek bizim programımız sonlanıyor. Günün sonunda aslında şu kod çalışma sırası bu şekilde. Görsel olarak da az önce anlattığım konunun aynısı burada da geçerli. Görsel olarak da böyle bir flow düşünebilirsiniz. Bir goroutine daha yarattığınız zaman ne oluyor? Mesela örneğin böyle bir kod. Bu koda gidip baktığımızda main fonksiyonu bir goroutine daha yaratıyor. Bu goroutine için belki bir prosesör daha yak, böyle bir senaryo hayal edin. Bir prosesör daha yağ kaldırıyor, bir thread daha yaratılıyor. Bu thread'e goroutine bağlanıyor vesaire vesaire. Ama tüm bu kodu çalıştırdığınızda bunu belki yazdırır, belki yazdırmaz. Şunu net yazdırır ama bunun yazdırıp yazdırılmayacağı kesin değil. Onun da sebebi zaten şu. Main fonksiyonu bloklanmadığı için ve main bir main goroutine dediğimiz yapı olduğu için main goroutine sonlanırsa tüm goroutine'ler sonlanır. Dolayısıyla Go Scheduler bu işlemleri gerçekleştirene kadar main goroutine sonlanıyor. Main goroutine sonlandığı için de aslında bu goroutine'in schedule olabileceği bir zaman aralığı bulunmuyor. Dolayısıyla da bu kod henüz çalışmamış oluyor. Yani bunu 1000 kere denerseniz belki bazılarında yazdırır. Bazılarında bu işlemleri yapacak fırsatı bulur. Ya da buraya kay.sleep dersiniz. Bu süreyi arttırırsınız. Süre artarsa bu işlemleri yapacak boşluğu olur. Bu boşluğu bulunca da zaten goroutine'i çalıştırır. Ama bu da kesin değil. Yani günün sonunda siz bunu yine garanti edemiyorsunuz. Sadece süreyi arttırdığınız için Go Scheduler'a biraz daha vakit tanıyorsunuz. Bunu yapabilmenin yöntemleri az önce de anlattık. Wait Group kullanılabilir, Channel kullanılabilir gibi. Gerçekten main goroutine'i bloklayıp diğer goroutine'lerin çalışmasına olanak sağlayabilirsiniz. Tabii bu işlemler bitince yaratılan bu prosesör ve thread çöpe gitmiyor. Bunlar idle thread ve idle prosesör listesine gidiyorlar ki tekrar kullanılabilsinler. Çünkü her bir thread ihtiyacında Go Scheduler yeni bir thread yaratmıyor. Eğer burada idle thread varsa, yani önceden yaratılmış ve atıl durumda bulunan boşta bekleyen threadler varsa öncelik onların oluyor ve onları tekrar kullanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da tabii hani yine bir aslında verimlilik anlamında bize yarar sağlayan bir durum. Burada yine bir goroutine oluşturduk. Bu goroutine oluşturduğumuzda şimdi bir tane main goroutine'imiz var. Bir anonim goroutine'imiz var. Bir tane daha goroutine oluşturduk diyeyim. Yani bir fonksiyon çağırdık. Önüne go yazdık. Bu bir artık goroutine olarak düşünürsek yeni bir goroutine oluşturduk. Burada ne yapıyor? Şurada iki tane goroutine'imiz var. Ki burada aşağıda bazı yine işlemler gerçekleşiyor diyelim. Gidip p'nin local run queue'sunu atıyor. Local run queue dediğimiz şey her bir p için çalıştırılabilir goroutine listesi tuttuğu yapı. Burada yeni yaratılan goroutine'de
bu prosesörün local run queue'suna giriyor ve çalışmayı bekliyor. Burada da aslında PYN'in ihtiyacımız olduğuna geliyoruz. Biraz geçmişten hızlıca bahsedip tekrar günümüze geleceğim. Go 1.0'da aslında P yoktu hiç. Bunun yerine global run queue dediğimiz tüm threadlerin erişebileceği ve mutex tarafından korunan bir liste vardı. Öyle düşünün. Bu listeye her bir thread mutex'in lock'ını ele geçirerek, yani mutex'i lock'layıp coroutine alıp tekrar unlock edip diğer threadlerin işte buradaki mutex'i hakkını ele geçirmesine müsaade ediyordu diyelim. Günün sonunda paralelizm evet var. Tüm işlemci core'larını kullanabiliyor mu? Evet, kullanabiliyor. Maksimum konkurrensiyi sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Ama bunların hepsi iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Günün sonunda bu implementasyon şöyle bir sıkıntısı oluyordu. Mutex olduğu için global run queue'nun önünde maalesef bu bir bottleneck'e dönüşüyordu. Özellikle günümüzde scalability, availability ve benzeri konular çokça gündemdeyken trafik arttıkça, uygulamanın scale olmak istediğinde, yani scale oldukça bu mutex inanılmaz bir sorun haline dönüşüyordu. Çünkü bir thread lock'lıyor, diğerleri onu bekliyor. Her seferinde bu mutex'te bir sıra oluşuyor vesaire gibi. Maalesef bu sorunlardan dolayı Go 1.1 sürümünde Dmitry Vyokov tarafından prosesörler Go'ya dahil edildi. Prosesörlerin amacı da her bir prosesör çalıştırılabilecek goroutine listesini kendi üzerinde tutsun. Bütün threadler ortak bir noktada mutex kullanıp goroutine'lere erişmeye çalışmasın ve böylece scalability konusu çözülsündü. Her bir prosesör kendi local run queue'sunda yalnızca 256 adet goroutine tutabilir. Bunun sebebini ben araştırmıştım niye böyle diye. Tekrar bulamadım linki. Kaydetmiştim ama gerçekten kaybettim sonra. Ama sanırım word stealing algoritmasıyla alakalı. Yani bunu da sonda değineceğiz ama word stealing algoritmasıyla alakalı bir şey vardı sanırım. False sharing'le ya da cache line'larla alakalı bir şey vardı ama şu an unuttum gerçekten. Bulursam linkini atarım mutlaka Discord'da. 256, niye 256? Öyle yazmışlar çünkü hani ve dediğim gibi bunun bir açıklaması vardı ama şu an unuttum. Bu değeri bulunduğu kısımda runtime paketinin altındaki runtime2.go'nun 617. satırında 256 değerini görebilirsiniz. Eğer bu limit geçerse yine global run queue'ya gönderiliyor. Tabii burada artık başka bir alabileceği kapasite olmadığı için de global run queue tekrar kullanılmış oluyor. Bir örnek kez üzerinden yine. Bir channel bir goroutine'i bloklarsa ne olur? Yani channel'lar aslında goroutine'i bloklayan yapılardır. Özellikle bir channel'a data yazma işlemi data okunana kadar goroutine'i blokladığı için bu işlemde aslında goroutine veya goroscheduler nasıl hareket ediyor? Biraz bundan bahsedelim hızlıca. Şöyle bir örnek düşünelim. Bir prosesör var, thread var. Goroutine'imiz çalışıyor. Local run queue'umuz da var. Süper her şey. Ve bu goroutine az önceki sales channel'ına yazma işlemini gerçekleştirdi ve bloklandı. Her bir channel kendi içerisinde receive queue adı verdiği ve send queue olması lazım adı verilen yapılar tutar. Bu da şu aslında bloklanan goroutine listesini kendi içerisinde tutmak için bulunan bir yapı. Bunu dediğim gibi channel use case'de çok daha detaylı anlatıyordu Erhan abi. Günün sonunda şöyle bir işlem oluyor arkadaşlar. Bu blocked goroutine listesine gidiyor. Az önceki yazma işlemini yapan goroutine. Ve burada her bir thread'in içerisinde, ama bakın her bir thread'in içerisinde diyorum, E0 adı verilen özel bir goroutine var.
Go Scheduler böyle hepsine yukarıdan bakan ve işte evet her şeyi biliyorum falan diyen bir yapı gibi düşünsenize. Her bir thread'in içerisindeki G0 o thread için scheduling işlemlerini gerçekleştiren go rutin'dir. Blok go rutin gittiğinde listeye o an thread'in çalıştırabileceği başka bir go rutin bulmak için local run queue'ya bakıyor. Local run queue'dan sırası gelen go rutin'i çekip çalıştırıyor. Buradaki local run queue'nun çalışma mantığı first in first out yani FIFO mantığı burada işliyor. Bundan sonrasında bu channel'dan data okunduğunda artık bloklanan goroutine unblock duruma geçiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Farklı bir prosesörün ya da global run queue'nun içerisine gitmek yerine her bir local run queue'nun bir adet last in first out buffer'ı var. Bunun da sebebi bu goroutine'i başka bir thread çalmasın. Yani çünkü bir de bu maliyet oluşmasın. Ya da zaten o zaten çalıştığı bir thread var. Bu thread üzerinde çalışmasına tekrar devam etsin. Diye bir adet last in first out buffer'ı var. Unblock olan goroutine eğer bu last in first out buffer'ı boşsa direkt olarak buraya geliyor ve buraya girdiği anda bir sonraki çalıştırılacak goroutine olarak işaretleniyor. Diyelim ki burası dolu. Unblock olan goroutine global run queue'ya atılıyor ve çalışma sırasını bekliyor. Burada şöyle bir şey var. Bilmeniz gereken aslında iki şey. Bir, goroutine'ler sadece running state'den çıkış yapabilirler. Eğer bir goroutine yani bir goroutine'in sonlanması için running state'inde olması gerekiyor. Eğer bir goroutine işte blocking state'inde sonsuza kadar kalırsa o zaman hiçbir şekilde sonlanamıyor arkadaşlar. Bunu da bilmeniz önemli. Bu da zaten günün sonunda deadlock'a yol açan bir şey. O yüzden bu iki şeyi de aklınızda tutalım. Şimdi geldik sistem kollara. Sistem call dediğimiz şey aslında bizim go rutinlerimizin kernel seviyesinde bir dosya işlemi ya da bir network işlemi yapması diyebiliriz. Diyelim ki tüm threadler aynı anda bir dosya okuma, yazma ya da bir network isteği yapma gibi bir işlemde bulunacak. Hepsi aynı anda bloklanıyor arkadaşlar. Threadler de bloklanıyor. Ama burada bir ufak fark var. Ona da değineceğiz. Tüm threadler bloklandığı için günün sonunda bir deadlock ortaya çıkıyor. Burada şöyle bir şey oluyor. Bunun yaşanmaması için. Scheduler bloklanan thread'in bağlı olduğu prosesördeki queue'yu yeni bir thread'e aktarıyor. Ki buna da handoff diyebiliriz aslında. Burada olay şu. Bir thread'in bloklanma süresini aslında bulmak için Go background thread'leri kullanıyor. Ki background thread'lerden bazılarını da ileride değineceğiz. Eğer bir thread unblock duruma geçtiğinde, thread'den bahsediyorum, go rutin'den değil. Thread unblock duruma geçtiğinde bir prosesör bulması gerekiyor. Eğer o an bir prosesör bulamıyorsa idle thread listesine gidiyor ve o thread bağlı olan go rutin'de global run queue'ya gönderiliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Thread ve prosesör arasındaki ilişki yok aslında. Şöyle yok. Go Runtime istediği kadar thread yaratabilir. Yani sizin makinenizin izin verdiği boyut ne kadarsa o kadar thread yaratabilir isterse. Ama burada prosesör sayısı aslında kısıtlayıcı şey. Çalışan thread sayısı, özellikle söylüyorum çalışan thread sayısı prosesör sayısı kadar olabilir maksimum. Ama bloklanmış olan
Örneğin elinizde 20 tane bloklanmış idle thread listesinde bekleyen, o az önce bahsettiğimiz idle thread listesinde bekleyen 20 tane thread olabilir. Ki bu çalışan thread sayısını etkilemiyor dediğim gibi. Günün sonunda şöyle bir örnek yapalım. Buradaki Gordon bir dosya okuma işlemi yapıyor ve thread'i de blokluyor. Bu thread bloklandığında köşeye çekiliyor. Idle thread listesindeki diğer thread ayağa kaldırılıp, yani wake up dediğimiz aslında senaryo, gerçekleştirilip sıradaki local run queue'da bekleyen Gordon o thread üzerinde çalışıyor. Burada özellikle söylüyorum, dosya okuma işlemi yaptığında diyorum. Birazdan sebebine geleceğiz ki geldik de zaten. HTTP kollar. Örneğin böyle bir metot var. HTTP.get deyip işte bir gidip HTTP isteği yapıyorsunuz ya da başka bir şey. HTTP client'la yapıyorsunuz bunu fark etmez. Herhangi bir network isteği yaptığınızda kısaca. Olay şu. Scheduler bu Gordon'in network isteği yapmak istediğini biliyor. Ve bunun için netpolar adını verdiğimiz bir yapının içerisine gönderiyor bu Gordon'i. Ama bakın tekrar söylüyorum. Network I/O thread'i bloklamıyor. Dolayısıyla biri size gelip I/O işleminde thread bloklanıyor derse hayır, I/O işlemlerinin tamamında thread bloklanmaz. Gordon'ler, şey Golang'de. Sadece file I/O işlemi thread'i bloklayabilir. Network I/O thread'i değil, sadece Gordon'i bloklar. Ama file I/O'da hem thread hem Gordon bloklanıyor arkadaşlar. Netpolar adını verdiğimiz şey de aslında şu. Sizin işletim sistemi providerlarınızın ya da işte işletim sistemlerinizin sunduğu interface'leri implement eden yapılardır. Linux için ePOL, işte BSD'ler için Darwin, işte Windows için de I/O Completion portu kullanıyor. Netpolar kendi içerisinde bir thread'e sahip. Aslında Network I/O'da thread bloklanmamasının sebebi de bu zaten. Netpolar sizin network isteği yapacak olan goroutinlerinizi kendi thread'i üzerinde çalıştırdığından dolayı Go Scheduler'da yani Go Runtime'da network isteği yapmak thread bloklamıyor günün sonunda. Netpolar'da bir goroutine unblock duruma geçtiğinde yani işlemi bittiğinde local run queue'ya geri dönüyor. Tekrar söylüyoruz. Burada 256 adet goroutine varsa 257. olamaz. O zaman global run queue'ya gider. Burada fairness ya da bir aslında konu başlığı olarak asynchron preemption dediğimiz konudan bahsetmemiz de gerekiyor. Go Scheduler dediğimiz gibi cooperative preemption dediğimiz ya da async preemption dediğimiz yöntemi kullanıyor. Bu da olay şu. Go Scheduler az önce de bahsettik background threadlerden birinden. Sysmon adı verilen bir background thread'i kullanıyor. Ve bu thread'le beraber goroutine'lerin çalışma sürelerini kontrol ediyor. Go'da bir goroutine maksimum 10 milisaniye çalışabilir. Eğer 10 milisaniyeden fazla çalışıyorsa diğer goroutine'lerin hakkını gasp etmemesi için preemption yapılır. Yani durdurulur ve global run queue'ye gönderilir. Burada şöyle bir şey var. Eğer garbage collector 2 dakikadan fazla sürede çalışmıyorsa bu sysmon thread'i garbage collector'ı da çalışmak için zorlayabilir. Az önce dediğimiz gibi eğer burada bir CPU bound bir operasyon varsa ve bu 10 milisaniye geçmişse o zaman unschedule edilir yani bloklanır ve global run queue'ya gönderilir. Peki nasıl? Aslında olay şu. Bu preemption süreci sysmon adını verilen bir thread'le başlıyor. Her bir thread, yani az önce P'ye bağlı olan bahsettiğimiz her bir thread içerisinde bir goroutine barındırıyor. Bu goroutine gelen işletim sisteminden gelen sinyalleri aslında handle ediyor. Sysmon 10 milisaniyeye geçmiş bir goroutine varsa
Bu Goroutine için Tire'de bir sinyal yolluyor. Bu sinyalin adı da Sig-Urg olarak, yani urgent anlamında bir sinyal yolluyor. Ve artık bu sinyal geldiğinde program counter'ın içerisine inject ediliyor ki preemption sağlanabilsin. Ya şöyle, aslında fonksiyonun içerisinde invoke ediliyor bir direktif, preemption ile alakalı bir direktif ve fonksiyonun unschedule edilmesine ya da bloklanması bu şekilde sağlanmış oluyor. Günün sonunda bu özelliği isterseniz go debug eşittir async preempt off eşittir bir flagiyle ya da ayarıyla kapatıp açabilirsiniz diyebilirim. Görsel olarak da şu şekilde. Burada sysmon thread'i var zaten. Bu goroutine eğer 10 milisaniyeyi aşmışsa buradan bir sinyal çıkıyor. Bu sinyal signal handler'a geliyor. Burada G signal adını verdiğimiz, işte bu sinyal, gelen sinyalleri handle eden goroutine bu signal handler'dan gelen sinyali alıyor, işliyor ve o goroutine'i bloklayıp global run queue'ye gönderiyor. Sonrasında da local run queue'da çalıştırılmayı bekleyen diğer goroutine'i, sıradaki goroutine'i alıp çalıştırıyor. Work stealing algoritması son olarak, kaç dakika oldu bilmiyorum ama umarım geçmemişizdir süreyi. Son olarak work stealing algoritması, olay şu, basitçe anlatacağım yine, anlatmaya çalışacağım en azından. Bir thread, prosesörün local run queue'sunda çalıştırabileceği thread bulamazsa şayet, gidip global run queue'ya, netpolar'a ya da başka bir prosesörün local run queue'suna bakabilir. Burada sırayla bakacak olursanız, bir thread çalıştırabileceği bir goroutine yoksa öncelikle kendi local run queue'suna bakıyor. Burada bir goroutine var mı diye. Yoksa global run queue'ya bakıyor. Burada da yoksa netpolar'a bakıyor. Burada da yoksa, yani en basit şey olan, artık günümüzde başka bir kişinin işini almanın en basit yöntemi olan çalma işlemini gerçekleştiriyor. Ve buradaki işte G4, G5'i alıp kendisine, kendi local run queue'sunu alıyor ve direkt çalıştırmaya başlıyor. Buradaki aslında şu arama işlemi, thread spinning adını verdiğimiz işlem, thread çalıştırabilecek goroutine'i bulmak için farklı run queue'lara bakıyor ve bu işleme de thread spinning adı veriliyor. Work stealing algoritması da kabaca bu şekilde. Aslında benim anlatacaklarım da kabaca bu şekilde. Bir saate ancak bu kadar sıkıştırabildim. Çok fazla şey var. Yani inanılmaz fazla şey var. Çünkü hani runtime'ın tamamı, işte stackler arasındaki muhabbetler, garbage collector muhabbetleri, bir ton şey var arkadaşlar. Bitmiyor. Ama bir saate sıkıştırabilmek için bu kadarını toparlayabildim. Bu benim ilk public sunumumdu. Dolayısıyla umarım her şeyi doğru anlatmışımdır heyecanlanmadan. Elbette bu kadar değil. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buradaki kaynakları okuyabilirsiniz. Ama en güzel kaynak Go'nun kendi kaynak kodu her zaman. Ve ilk başta Go'nun kaynak kodunu önerebilirim. Çok detaylı açıklıyorlar kodları o yorum satırlarında. Ve bu kadar. Aslında benim anlatacağım şeyler. Sorusu olan varsa alabilirim. Yoksa eğer, bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman ben
Şimdilik yazayım. Deniz, ben bu sunumu paylaşayım Discord grubundan. Ya, eğer Discord grubundalarsan Go Türkiye'nin. Global Stack dediğimiz şey aslında Slab Allocation'a ben Slab Allocation'ı bilmiyorum Serhat. Çok özür dilerim. Ama biraz bahsedersen evet ya da hayır diyebilirim. Arkadaşlar o zaman ben de şeyi bir arayayım.